Sevgili dostlar, kanalıma ve Ruby sunucusunun yepyeni bir videosuna hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, bugün yapacak çok işimiz var. Çok fazla şey yapmamız gerekiyor. İlk öncelikle isterseniz şimdi savaşçımın yan karakteri var 3 adet. Bunları 30. seviyeye kasmamız gerekiyor. Sonra yapacağımız ufak tefek işlerimiz var. Biraz belki ikinci köyde birkaç metin keseriz. Ardından tekrardan büyülü ormana gitmek istiyorum. Gider bir büyülü ormanda kendi ETP'mizle bitiririz diye düşünüyorum. Yavaştan başlayalım isterseniz videomuza. Evet, Sura'mız 34. seviyesine kadar ulaştı. Tabii ben dehşete de verdiğim için şu anda büyülü zırhı maalesef ki master yapamadık. 35. seviyeye kadar kasacaktım yoksa. Statülerimizi de bir daha atalım bakalım bizleri şu anda kaç STR sağlıyor. Evet, statümüzü verdik. CP'mizi fullledik. Şu anda bizleri artı 175.8 STR sağlıyor. Şöyle bir HP'ye verelim. Bir STR'ye verelim. Herhangi bir değişiklik olmadı. Acaba STR mi versek ya? STR'ye verelim. Zaten savunmamız fazla olacak. Statülerimizi verdik. Şu anda en son bakalım. 175.8 saldırı değeri sağlıyor bizlere. Şu anda 20. seviye bir silahla 500'e yakın bir STR alıyoruz. Gayet güzel. Her yeten de görmüş olduğunuz gibi benim sürekli para harcayıp elde ettiğim binekler bunlar. Yırtıcı aslanımız var. Bir tane. Bir tane şöyle kaplan kurdumuz var. Yani bunlara para harcamak yerine yararlı bir şey alsaydım keşke. Bengeyimiz var. Sphinx'lerimiz var. Bunlar hiç sevmiyorum ama sırf geldi diye aldım yani. Herhangi bir mantığı yok. Kuzgunumuz var. Yok, kuzgun bu. Kabus bu. Kuzgunumuz bu. Başka leoparımız var. Heybetli gibi görünen ama heybetli olmayan bir adet. Neydi bu? Kelerimiz varmış. Evet, bu da benim iki gözümün çiçeği. Şamanımız. Bu benim savaşçımın yan karakteri. Düşük seviyede bir VS'li karakter yapmak istiyorum. Bu da onun başlangıcı. Bunun seviyesini şimdi 35'e kadar yükselteceğiz. 35'te biraz takılacak. Sonra zamanla bunu da dizmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş bu karakterimizi geliştirip düşük seviye VS'ler yapmak istiyorum. Umarım hayalimize de ulaşabiliriz bir noktada. Evet, şamanımız artık 30. seviyesinde. Ben yine yeteneklerini sıfırlamayı unuttum bunları ya. Şunu sürekli olarak unutmasam çok güzel olacak. Artık 30. seviyede. Evet, diğer karakterimiz de bir adet kurt. Şöyle bakalım. Artık bir tane de kurdumuz var. Bu da 30. seviyede farm karakteri olarak kullanacak. Şimdi karakterlerimi 30. seviyeye yükseltiyorum çünkü çoğunu 30. seviyenin üzerinde, hatta ikinci köyde farm yapmak için kullanacağım. Hatta bu kurdumuzu ikinci köyde farm yapmak için kullanabiliriz. Hem kırmızı kurt ruhundan STR de alıyor. Tabii şu anda master değil ama olsun. Bence hızlı bir şekilde ikinci köyde farm yapabilir bu karakter. Dostlar, şimdi benim sandıktan çıkan iki tane metalim vardı. Bunların ticareti var mı? Şöyle 3,5 won karşılığında arkadaşımıza satacağım. Ve paramızı da koysun. Şu an 10 em. Doğru, alalım. Bir 40 em daha alacağız. Son 10 em'imizi de teslim alalım şöyle. Gayet güzel. Bir tane daha büyülü metalim kaldı. Bunu da 3,5 won'dan yine arayan varsa eğer satarım ben. 3,5 won karşılığında yeni arkadaşımıza veriyoruz. Geçerse 5 won dedi ama 3,5 won'dan bunu da satmış olduk. Dostlar, bu arada like'ınımızı tekrardan kasıyorum. Şu anda bir gün sonrasındayız. Normalde gün içerisinde video çekip paylaşacaktım ancak hastaneye gitmem gerektiği için videomuzu çekemedim. Artık ertesi güne sarktı. Evet, like'ınımız da 30. seviyesine ulaştı. Bunu da köye atabiliriz artık. Kırmızı kurt ruhu master seviyesine ulaştı. Bunu söylemeyi unutmuştum. Şöyle göstereyim. Şöyle tabii bir yakalım. Biz de bakalım. Birlikte bakalım. Şekil yap. Ha, şöyle. Gayet güzel. Şimdi dostlar, gösterebildiğim kadarıyla bu ekranı da göstermek istiyorum. Şöyle 50 app kuponu alacağız birlikte. Çünkü tombola için app'im kalmadı. 73 em'e kadar da düşmüş. Bir düşmüşken şöyle ne kadar alsak? Bir 200 app yeter mi ki ya? Gerçekten şu tombola ömrümü yedi bitirdi. Güzel de kar ettik aslında ama giden paranın hatta hesabı yok biraz. Ya bunu harcayacağız gibi duruyor. Bir 3 tane daha alayım ya. Zararı gelmez. 3 tane mi alabiliyoruz? Bir tane daha alabiliyoruz. Şunu alsak. 5. 6 tane yeter. 3 buna, 3 buna.
Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Az önce şamana bir tane ateş cılsımı çıkarttım ama savaşçımın hep kuponu yoktu. 3 hep'im var şu anda savaşçımla. Şöyle gidelim. Savaşçımla bir takaslayalım. Hemen köye dönelim. Şöyle birkaç tanesini vermek istiyorum ilk başta. Çıkan miktara göre karar vereceğim. Çünkü belki çok uğraştırır, belki hiç uğraştırmaz. Savaşçımıza geçelim. Dostlar, şimdi bir tane vadide savaşçı bulduk. Burada tabii başka bayraktan da arkadaşlarımız var ama burada dostça takılıyoruz. Şu arkadaşla bir dalıyor. Burada dostça boss'u kesiyoruz. Şu anda ilk başladığımda ben 0 puanla başladım. İlk defa zaten bu sunucuda bu etkinliğe denk geliyorum. Şu anda 165'e doğru gidiyor. Hatta 200'e doğru bir puanımız oluyor. Bakalım boss'u kesmeye çalışalım. Umarım kesebiliriz. Tabii boss değil bu arada. 5. seviye bir gölge savaşçısı sadece. Bu arada buna bir hasar vuruyoruz ve bize 1 puan veriyor. Her vuruşumuz bize 1 puan veriyor. Bunlarla da 500 puan da bronz, 1000 puan da gümüş, 2000 de altın sandık alabiliyoruz. Ama ben bronzdan yana kullanacağım. Çünkü içerisinden para çıkma şansı çok yüksek oluyor genelde bildiğim kadarıyla. Şu arkadaşımız daldığı için sürekli boss'u çekiyorlar diğer tarafa. Elimden geldiğince ben de vurmaya çalışıyorum. Kimseye zarar vermeden kesebilirsek tabii iç içe girdiğimiz zaman olmuyor ama kimseye zarar vermeden elimden geldiğince ben de boss'a biraz saldırmaya çalışacağım. Bakalım deneyelim. Şu sıkıştırdılar şu anda. Tam burada ben de dalsam sanırım kimseye zarar vermem gibi. Şöyle yapalım. Hop şöyle. Tamam. Bakalım zarar veriyor muyuz? Yok, zarar vermiyormuşuz. Kalabalık bir şekilde canavarı kesmeye çalışıyoruz. Sağ olsun kimse kimseye zarar vermeden birlikte kesebiliyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım açıkçası. Derken vuramamıyormuşuz. Tekrardan vurmaya başlayalım. Bakalım şu anda 1000 puana yakınlaştı. Hala canımız yarıda. Tabii gelip bozmasan kanka olmaz mı? Bakalım dalmaya çalışalım şuradan köşeden köşeden. Evet, boss'un son canları. Ben buna boss diyorum ama büyük bir ihtimal boss değil bu. Son canı. Oh şükür sonunda bitti. 1500 puanda mı ne bitirdik galiba. Video kaydında daha net gözükür. Bakalım burada gözüküyor mu acaba? İlk patronumuzu kestik. Ödülümüzü alalım. İkincisi için. Bunların tam olarak ne olduğunu öğrenemedim. Bu her gün isabet ettirdikten sonra gelip buradan günlük ödülünüzü alıyorsunuz ama ben galiba bunu kaçırdım ya. Ben galiba gerçekten bunu kaçırdım. Ama gerçekten yani açıkçası zaten çok da güzel ödül yok mu? Sadece yıl dönümü parası varmış. Çok da bir şey kaybetmemişiz ya olsun. Boss'umuzu da kestik. Ya boss diyorum. Belki boss değildir ama onu da kestik işte. Köyümüze dönelim bakalım. Şöyle geliyoruz pastacımıza. Pastadan miktar diyelim 3360 flama vermişiz daha öncesinde. Yıl dönümü parası 50 flama. Ben nasıl çevireceğim bu puanları şimdi? Evet, Bay B'ye geldik. Bay B'den ödülünü teslim al diyelim. Gölge savaşçısı diyelim. Şimdi puanlarımdan 1430 puanımız var. Patron avcısı etkinliğinde şöyle işliyor. Dediğim gibi 500 puanda bronz alıyorsunuz. 1000 puanda gümüş, 2000'de de altın alıyoruz. Şimdi bunların içerisinden üçünden de pek fazla bir şey çıkmıyor. Altından sadece kutsama küresi vesaire çıkıyor. Bir de parşömen çıkıyordu sanırım. Ya yani bunun için gümüş bronz alacağız. Böyle 3 tane bronzumuzu alalım. Bir tane mi alabiliyoruz? Evet, 3 tane galiba. Tamam. He, pardon. Şuradan ödülümü teslim al. Gölge Savaşçı bronz diyoruz. Ben az önce kafam karışmış. Bir tane ödülümüzü aldık. 2 tane de yıl dönümü parası verdi bizlere. Evet, bronz aldığımızda yıl dönümü parasını hediye verdi. Şöyle açalım. Tüh ya, ikisinden de iksir çıktı. Keşke yıl dönümü parası verseydi, olsun yapacak bir şey yok. Ben bu yıl dönümü paralarını da büyük ihtimalle yıl dönümü kuşağı elde etmek için kullanırım. Veya Efsun nesnesi de olabilir. Demirci taşı da olabilir. Hiç bilmiyorum ama şu an artı basmalarla hiç işimiz yok. Belki ben yıl dönümü kuşağını bir kullanırım. Geri kalanıyla da demirci taşı da alabilirim. Emin değilim. Şamanımızın at görevleri bir hayli gerideydi. Bunları tamamlamak için şimdi şamanımızda biraz görev yapacağız. Vere vere buraya vermiş. Bu, yani şuraya verse şuraya verse ne güzel. Buraya kadar yürüyeceğim. Buraya yürütecek beni. Sonra buraya yürütecek. Böyle tur attıra attıra gezdirecek. Evet, ilk noktamıza da şöyle ulaştık bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi bu tarafa gitmiş. Gidelim bakalım şuradan çıkalım. Derken dev çöl kaplumbağası peşimize takıldı. Dördüncü noktayı da işaretleyelim. Yani
şu noktaya gelmeden vurmuş olsaydın seninle farklı konuşurduk kaplumbağacım benim. Son anda vurdu var ya. Haydi Seyis amcamız, bize ver görevimizi, atımızı 7. seviyesine ulaştır, bitsin bu görev. Neredesin? Acemiyat sonuçları çok güzel. 7. seviyeye ulaştı. Kısa zamanda böyle 3-4 gün içinde de bunu 10. seviyeye yükseltmiş olurum ben. Bu yüzden bu ateş ayakkabısını satacağım. Üzerimde 21 won var. Büyük ihtimalle bir 30 won civarlarında olacak. 5 woncuk daha eğer ayarlayabilirsem, şöyle 5 woncuk. Ondan sonra büyük ihtimalle artık yakıtımızı alırız. Lütfen bu video içerisinde yakıt alabileyim ya. Haydi bakalım biyolog teyzemiz, şu buz toplarımızı al gidelim. Ya erimiş buz topunu ne yapacaksın ya? Evet dostlar, bugün de diyorum ki biraz düşük seviye farm yapalım. Çünkü uzun bir süredir düşük seviye farm videosu yapmıyorum. Hem de kendim de düşük seviye bir farm yapmıyordum. Gerçi sanki 20 senedir şampiyon seviye takılıyorum. Kalkanlarımızı takalım. Bunları zaten ETP hesaplarımızdan ödünç aldım. Çaldım biraz ama. Ayakkabı tahta kole zaten benim ateşli eşyalarımdan kalan. Kostümlerimiz var. Kuşağımız, ağırlığımız var. Zaten savaşçımın yan karakteri. Atımıza binelim. İkinci köyde biraz Metin arayalım. Neredeymiş? Buradaymış. Burası nereye çıkıyor? Neredeyim ben? Şurası. Buraya çıkıyormuş. Ya burası ya burası. Bir gidelim bakalım. Metinlerimizi bulalım. Evet, biz gelene kadar metni kesmişler. Biz de diğerden taşı alalım bari. Flamalar var. Flamaları da alalım. Bunlarla yıl dönümü kuşağı halletmemiz gerekecek. Evet, şöyle metnimize hırsızın eldivenini takarak başlayalım. Şuradan biraz da iksir kullanalım yeşil iksirimizden. 500 hasarlar veriyoruz. Hasar yememiz daha önemli benim için. Ne kadar zamanda kestiğimizin bir önemi yok. Şöyle keselim. Hasar yiyor muyuz bakalım ona da bir. Hasar yemiyoruz ya hasarım. Hasar yemiyoruz ya, yeterlidir. Dayanıklı bir çarp zaten. 30. seviyede de Lycan yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama olsun. Denemiş oluruz en fazla. Evet, metnimizi kestik zaten. Dayanıklı olduğu için hiç ölmedik. Hızlı bir şekilde de kestik metnimizi. Ve bakalım flamalarımızı alalım. Beceri kitabımız var bu arada. Yırtmaymış. Biraz çöpçülük yapmanın vakti gelmiş. Flamaları toplayalım. Yerdekilere şöyle alalım hepsine. Bir metin daha buldum. Şuradaydı. Nerede? Metini kaybettim. Heh, buradaymış. Bir metin daha vurdum. Teşhir'den gördüm geldim. Kurdumuzu yakalım. Şunu da yakalım. Saldırı hızımız artsın. Dalalım bakalım. Görmüş olduğunuz gibi canımız inse de yani idare ediyoruz. Zırhımız, kaskımız olmamasına rağmen. Beceri kitabımızı alalım. Soğutma taşımızı alalım. Başka neyimiz var? Etkinlik eşyamız yok mu? Abanos küpemize bakalım. Baltalarımıza bakalım. Eşyalarımıza bakalım. Siz de elinizden geldiğince eşyalara bakmaya özen gösterin. Çünkü bu sabah arkadaşımız flama topluyordu benim gibi. Şans eseri yerden 47 ortalamalı bir geyik boynuzu yay bulmuş. Böyle bakmakta fayda var. Ondan beri ben de sürekli her eşyaya bakmaya özen gösteriyorum. Siz de böyle elinizden geldiğince yerdeki eşyalara bakın. Çünkü değerli bir eşya, değerli bir efsun olabilir üstünde. Bir kontrol edin en kötü. Mesela bunda 10 şeytan varmış. Tabi yayda 10 şeytan olması ne kadar iş yapar bilmiyorum ama 20 şeytan olsaydı belki artı basıp satmayı da düşünebilirdik. Şöyle bakalım, diğer eşyalarında hiçbir şey yokmuş. Beceri kitabımız da bu arada ok yağmuru. Bir tane daha metin buldum. Bakalım bunu da keselim. Metnimiz de şöyle kesilmek üzere. Bakalım kesilirse tabii. Haydi kesil. Kesil bakalım. Evet, bitti. Soğutma taşımızı, beceri kitabımızı alalım. Etkinlik eşyamız var mı? Evet, bir tane küçük kutsamamız var. Gayet güzel. Şu anda küçük kutsama etkinliği var. Birkaç saat sonra nesneye sunama etkinliği başlayacak. Belki ona da katılabiliriz. Bakalım bir tane daha metin bulduk. Bunu da keselim. Metnimiz de kesilmek üzere. Şöyle hızlı bir şekilde kestik. Artı sıfır taşımızı alalım. Şu kostümler yeri açılmasa çok güzel olacak. Taşımızı aldık. Beceri kitabımız var. Beceri kitabımızı alalım. Başka bir şeyimiz var mı? Eşyalarımızı toplayarak bakalım. Gözümden kaçmasın. Sanırım küçük kutsamamız yok. Evet, küçük kutsamamı bu sefer düşürelim. Flamalarımızı alalım. Kırık sırtlarımızı alalım. O eşyaların hepsini topladık. Başka alacak bir şeyimiz var mı? Yok. Evet, 25. seviye bir tane metin buldum. Bunu da keselim. Bu arada sırlar yüzüğü takmayı unutmuşum. Sonradan fark ettim. Unutsaydım eğer seviye atlayabilirdik. Bu da bizim 25. seviye metinlerden olan drop'umuzu keserdi etkinlik için. Tecrübe puanımız düşük olmasaydı büyük ihtimalle seviye atlamıştık biz şimdiye. Ve flamalarımızı toplayalım.
Beceri kitabımız 3 metinleri göstermiyorum sanırım. Suikast, hayalet vuruşu ve şimşek atma beceri kitaplarını düşürdük. Bu arada ne kadar metin kessem de gelip buradaki flamaları toplamayı ihmal etmiyorum. Bol bol flama var yerde. Şu flamaların hepsini toplayalım. Çünkü bize dediğim gibi fazla para lazım. Flamaları onlar için kullanacağım. Şöyle bakalım başka flama var mı orada burada. Burada da bir tane varmış. Bir tane vahşi okçu var. Bunu keselim. Bize bir şey atacak mı emin değilim. Atmadı zaten. Bir tane 35. seviye metin buldum. Otoav'daki arkadaşımız da daldığı için canı biraz yarıya kadar inmiş. Olsun, keselim bakalım metnimizi. Evet, metnimizi kestik. Bakalım beceri kitabımız var. Arkadaşımız da kesince geldi. Beceri kitabımızı alalım. Herhangi bir şey var mı farklı? Savunma taşımız var. Bunu alalım. Başka da bir şey yok sanırım. Evet. Şöyle birlikte bir tane basalım diyecektim ama arkadaşlarımız da arıyormuş. Bir CH atalım. Şu bir tane metin taşı dedektörüm kaldı. Bunu da kullanalım. Evet, bakalım kullanalım şu metin taşı dedektörümüzü ama ondan önce şöyle biraz bakmak istiyorum. Belki yakınlarda vardır. Şöyle bir göz gezdirelim. Yokmuş. Şöyle kullanalım. Bu tarafta diyor. Burada şurayı işaret ediyor. Sanırım buraya gideceğiz. Buraya da geldim ancak yani herhangi bir şey yok. Ben ETP görevini almamışım yine dostlar. Ben bunu sürekli unutuyorum yani. Niye acaba? ETP görevimizi alalım. Gidelim ikinci köyde de ETP görevimizi tamamlayalım. Artık bu kadar hesap kastık. Bunları da yapmamız gerekiyor yavaş yavaş. Bir metnimiz daha kesiliyor. Bu sırada da ETP görevimizi tamamladık sanırım. Şöyle taşımızı alalım. Beceri kitabımız. Nerede beceri kitabımızı almadık? Hava kılıcı. Of. Ya sen mükemmelsin ya. Ya sen mükemmel bir çarsın ya gerçekten. Yani bir tane ETP kalmış şurada. Şunu şurada düşürelim de. Tabii düşerse hızlı bir şekilde. Evet, düştü. Gidelim verelim görevimize. Şöyle bir tane gölge savaşçımız var. En başından beri bunu kesmeye çalışıyoruz. Şöyle 4 kişi de toplayabildim. 3000'li 3300 civarlarında da puanımız oldu. Bakalım bunu keselim. Artık paramızı bir biriktirip birazcık bir yıl dönümü kuşu alıp onu da üste atmak istiyorum. Tabii nasıl atarım bilmiyorum ama. Onu da şöyle 19 emiş yapıp bir tane de şamanıma kuşak yapmak istiyorum. Umarım bu etkinlik bitmeden onu da tamamlayabilirim. Evet, gölge savaşımızı kestikten sonra şöyle gelelim. Arkamız vesaire biraz az ama şunları bir yapalım. Bakalım belki şans singimizden 3'er tane yapabilirsek bir tılsım çıkartmaya çalışırız. Ya beceri kitabını ne yapayım ben kanka? İnce kumaş veriyor. Sen bana bir tane şans simgesi ver. Bir tane daha ver. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Kurban olduğum çiliksi veriyor. Yapma ya. İçerisinden attıklarına bak. Şunları da alacağım. Altı gene diye yeşil. Çok güzel. Boşu boşuna aldık. Bu neyim? Yarınki günlük ödül. Toplayan pet mi bu? Şişko cellatçık altın. Toplayan pet mi? Değil galiba ya. Toplayan pet olsaydı güzel olabilirdi ama olsun. Şöyle Bay B'den puanlarımızı alalım. Ödülümüzü teslim al. Gölge savaşçısı bronz. 100 puanımız varmış. Ödülümüzü teslim alalım. Şöyle. Hepsini ben bir alayım. Hepsini bronz alacağız zaten. Yanlışlıkla gümüş aldım ya. Şansıma. Hızlı tıklayınca tabii. 1000 puan gitti. 2 tane bronz alabilecekken bir tane gümüş aldık. Olsun. Hepsini bir bronz alalım. Bitti sanırım değil mi? Bu kadardı. 9 tane paramız oldu. Şunları açalım. 10 oldu. Bunları atıyoruz yere. Hiçbir şey yok. Bu arada savaşçıma da gaya kesesi çıktı. Bunu da kullanalım. 1500 gayamız oldu. Çok güzel. Bunları da biraz biriktirip satmayı planlıyorum. Çünkü biraz para ihtiyacımız var. Acele bir şekilde kullanmayacağımıza göre satmamızda da bir zarar göremiyorum. 4-5 won civarlarında satılacak. Yakutu almam gerekiyor. Ateş ayakkabımı bile sırf o yüzden satıyorum. Tabii çok elit bir eşya değil sonuçta. Onun yerine rüzgarlı takmak, savunmamı biraz daha arttırmak benim yararıma olacaktır. Evet, şimdi Okoa Tapınağı'ndayız. İçeriye gireceğiz ama ondan önce bir önceki videomuzda bir arkadaşımız bizlere bu bekçi pusulasını önermişti. Ben bunları açıkçası hiç kullanmadığım için bilmiyordum. Şimdi iki tane bekçi pusulası aldım. Bunları 6 defa kullanabiliyormuşuz. Bu eşyamızı Nesne Market'te 2 app karşılığında alabiliyormuşuz. Ama app'imi şuna bunu harcamak istemediğim için pazardan da 10M karşılığında bulabilirsiniz bu ürünü. Ama ilk öncelikle çatala gideceğiz. Bir çatal diye bir yer varmış burada. Ona bir bakalım.
Şimdi ilk öncelikle yapmamız gereken ama ondan önce şunu açacağım. İlk haritaya girdiğimizde şu sağ tarafa girmemiz gerekiyormuş. Ben hızlandırılmış bir şekilde gösteririm buraları sanırım sizlere. Evet, Çatal diye adlandırılan nokta bu sanırım, tarifi ettiğine göre arkadaşımızın buraya çıkartıyor bize. Burası da Çatal oluyor. İki tane spawn noktası var sanırım. Buralarda çıkabiliyor. Ancak şu anda burada değil. Bir CH atalım derken arkadaşımız da arıyormuş. Biz bir gene de CH'mizi atalım burada. Tabi vurmazsa vurdu ya. Dostlar, Çatal'da da hiçbir şey yok. Çatal'da da bulamadık boss'umuzu. Artık patronumuzu, her neyse. Şu pusulamızı kullanacağım. Pusulamız nerede? Çapraz diyor. Şurası şöyle. Buraya mı gideceğiz? Ay, oraya ısınırız ki ya. Hiç bilmiyorum burayı. Acaba buraya gidene kadar keserler mi ki? Şöyle bir tane hızlı iksiri mi bassak? 200 gerçi. Şöyle yapalım. Buna binelim. Bir tane hızlı iksiri basacağım. Hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi şu köşede gösteriyor. Şurada gösteriyor. Buraya bakalım ilk öncelikle. Burada yok. O zaman buraya gideceğiz herhalde. Veya burasını mı gösteriyor? Şuraya bakalım biz. İlk buraya bakalım. Belki burayı gösteriyordur. Şuraya bir gidelim. Gökte ararken yerde buldum bunu. Bir anda karşıma çıktı. Çok güzel ya. Bunu kesmesi kolay. Aa, ölüyorum. Niye pot basmadı ya? Şey basmamışız. Ben de diyorum niye pot basmıyorum. Lütfen ölmeden. Öldük. Bir tekrardan şey yapayım. Ama ondan önce şey yapmak istiyorum. Şuradan sistem seçeneklerinden efektleri açmam gerekiyormuş benim. Ancak öyle gözüküyormuş. Ben onu geçen videoda kapalı unuttuğum için bir saat aramıştım. Bir arkadaşımız sağ olsun bunu da söyledi. Ben yoksa sürekli arardım bunu. Şöyle petimizi çağıralım ya. Ölüyoruz biz. Şöyle keselim. Aa, bu canını doldurmuş. Şöyle yapacağım. Simyamızı açalım en azından. Ölmeyelim. Evet, kestik. Aa, bu bayağı büyük portalmış aslında ya. Ben bunu nasıl fark etmedim? İlk önce ETB'mizi alalım. Bayağı da büyük portalmış. Ben bunu kapalı unutunca tabii. Şöyle ormana giriş. Evet diyelim. Şimdi buraya geldik. Burada yapabileceğimiz tek şey neredeydi bu? İllat çantasının ara görevi. Entei rahibi öldürmemizi istiyor sanırım. Evet. Entei rahibi öldüreceğiz. Jotun'a girmek için gerekli olan eşyayı elde edene kadar ben bu farmı yapacağım. Ha, bir tane metin var. Ben şunu bir keseyim ama ilk öncelik. Metnimizi kesmek üzereyiz. Belki içerisinden değerli bir şey atar diye eldivenimizi takmak istiyorum. Gelmişken de Entei rahibini öldürelim. Bu görevimizi bitirelim böylelikle. Ama kase attı olsun. Sıkıntı yok. Gri boyamız var. Gri boyamızı alalım. ETP'lerimizi alalım. Buzimiz var. Buzileri alalım. Yerde bir tane beceri kitabı buldum. Buna bakalım. Ejderha darbesiymiş. Ejderha darbesini niye yere attılar acaba? Dostlar, şurada bir tane metin var. Günlerdir burada. Şu metni bir türlü kesemedim. Çok içimde kaldı ya. Gidilmiyor da buraya. Güzelliğe bakar mısınız dostlar? Bir burada, iki burada, üç, dört, beş, altı. Altı tane metin var şu an burada. Bunların 5'ini kesemeyiz belki ama 2-3 tane keselim de en azından 2-3 tanesini kessek bizim için yeterlidir görevimizi tamamlamak için. 5 tane metin kesmemiz gerekiyor. Bir tane küçük kutsama düşürdüm dostlar şimdi. Bir göstereyim hatta. Küçük kutsama kazandık. Etkinlik var sanırım, küçük kutsama etkinliği. Bir tane de küçük kutsama elde ettik. Gayet güzel. Bir tane daha küçük kutsama elde ettik. Şunu da hemen buna atalım. Bunu da elde etmedik. Dostlar, ben galiba bir yerde hata yapıyorum ya, anlamadım. Şifacı öldürüyorum. Uzunca bir süreç geçti şifacıların üstünden. Özür diliyorum, şifacı diyorum. İmhacı öldürüyorum. Mesela bunu keseceğim. Atacak mı merak ediyorum. Kaç seferdir atmıyor. Hani bir 30 tane kestim belki de. Hatırlamıyorum ama. Bakalım bundan atacak mı ya. Atsın artık, tamamlayamadım. Anka ayakkabı var bir tane. Şunu da alalım. Belki işimize yarar. Anka ayakkabımızı da alalım. Lütfen artık 3 tane olacak. Çok güzel. Üçüncüyü verdi.
Ayakkabımız dev sonsuzmuş. Bir tane daha kestik ve alamadık. Bir türlü dördüncüyü elde edemedim ya. Gerçekten niye bu kadar uzun sürdü ki acaba? Garip yani, bilmiyorum. Geçen sefer böyle değildi. Şimdi çok zor veriyor bu Entai Şebnemini. İkisini de köşeye çektim. Bakarım elde edebilirsek eğer, iki tane elde edecektim. Bir tanesinden gelmedi. Takıldım ben yine. İkimiz de birbirimizi taktık ya. Şaka mı? Evet, takıldık burada. Heh, çıktım ben. Güzel. Dostlar yarım saat oldu. Bir saate gelecek artık. Ben hala Entai Şebnemi yapıyorum. Çıkmıyor, yok. Bir arkadaşlarımız da burada görev yapacaklarmış. Şimdi onlarla birlikte görevimizi yapacağız. Büyük ihtimal bu arkadaşımız zaten burada AFK farmına bırakıyor. Büyük ihtimal keser zaten. Bakalım. Benim de görevim vardı. Ben de yazmıştım birlikte yapalım diye. Arkadaşımız yardım edecekmiş. Hükümdarı kestik sanırım. Evet, hükümdarı kestik. Hızlı bir şekilde tekrardan gidelim. Ama önce bir eşyamız var mı diye bakalım. Bize bir şey atmamış. Aa, mor iksir atmış. Mor iksiri alalım. Gidip hızlı bir şekilde görevimizi teslim edip tekrar gelelim. Şimdi görevimizi bitirdik. Görev yine kendini tekrar başa sardı. Şimdi gidelim. Jotun'u artı bir arayanlar vardı. Eğer bulunmamışsa biz artı bir olarak katılalım. Bir Jotun'la tekrardan giriş yapalım bakalım. Jotun'u artı bir olarak arayan kimseyi bulamadım. Bu yüzden görevi tekrardan yapmaya karar verdim. Bu şekilde iki tane olursa en azından Jotun'dan çıktıktan sonra Betamap'te vesaire farmlamaya vaktim olur bu şekilde. 2 saati de öyle geçirir. 2 saat sonra tekrar Jotun yapabilirim. Böyle boş zamanlarımda gelip burada bu görevi tamamlamak bana güzel getiri sağlayabilir diye düşünüyorum. Bu arada hükümlerden biz birkaç kere yeşil iksir ve mor iksir çıkarttık. Kendi yeşil iksir ve mor iksirimizi düşürmek de ayrı bir keyifliydi benim için. İlk defa kendi başıma görevi tamamladım. Şöyle göstereyim değerli tahta. İlk defa kendi başıma yaptım. Sanırım ilk başta hasar vermeye başlayınca yüksek hasar verirsem görevi bana sayıyor. Eğer orada denk getirip de hasar vermeye başlarsam büyük ihtimalle görevi ben böyle tek başıma da tamamlayabilirim gibi duruyor. Sürekli birinin yardımıyla tamamlamak olmaz tabii ki de. Evet, görevimizi bir kere daha tamamladık. Şöyle orman keşfinden zümrütümüzü alalım. Evet, iki tane tamamladık. Gayet güzel. Artık Jotun'a giren birisi olsa da bir Jotun'a girsek ya. Merakla bekliyorum hala. Bu ikinci sefer olacak. Geçen videodan itibaren ikinci kez giriyorum ben tekrardan Jotun'a. Tabii ki gireceğim daha doğrusu. Evet, ilk boss'a da bu arkadaşımızla birlikte girmiştik. Tekrardan ikinci boss'umuzu da bu arkadaşımızla birlikte giriyoruz. Bakalım bu boss'larımızı bir temizleyelim şöyle güzel bir şekilde. Ben yine aynı şekilde burada öldüm. Boss'umuzu buraya çek. Şimdi bu boss'ta belirli bir alan hasarı var. Yani ben nasıl şiddetli vuruş atıyorsam bu boss'un da öyle bir hasarı var. Bundan kaçabilirsem hızlı bir şekilde şifacıları temizleyebileceğimi düşünüyorum. Şöyle basalım. Bunlardan mesela şu an attı, bizim üstümüze geldi haliyle ve öldük. Bakalım bir kesmeye çalışacağım ben bunu hızlı bir şekilde. Kesemiyorum bunu ama bunun canını yenilerse arkadaşımız bunu hiç kesemez. Böyle hasar vuruyor. Bu hasarlardan kaçınabilirsek hasar yemeyiz hem de az canını doldurmasını engelleriz. Mesela vurduğu gibi kaçacağım. Görmüş olduğunuz gibi hasarı yemedim. Bu şekilde alan hasarı vurduğu anda kaçabilirsem şifacıları temizleyebiliyorum o zaman. Mesela şimdi de bir hasar attı. Bana dönerse sıkıntı. Evet, bir şifacı yerinde durur musun lütfen? Kaçayım kaçayım hemen. Mesela şimdi kaçacağım. Şimdi gideceğim. Belirli bir zaman içerisinde vuruyor sanırım o hasarı. Elimden geldiğince ondan kaçınmaya çalışacağım. Şey, yeşil iksir, meşil iksir ne varsa basalım. Çünkü bu boss'un canını doldurmasına yarıyor bunlar. Bu boss'un canını ne kadar fazla doldururlarsa bizim işimiz o kadar zorlaşıyor. Alan hasarı vurmadan benim bunu kesmem lazım. Hızlı bir şekilde kesip kaçacağım buradan. Çok güzel. Şimdi kaçabilirim. Ve hasar vuracak şimdi galiba. Evet. Hasarını vurdu. Ben de kaçtım. Gayet güzel. Yani elimden geldiğince yapabiliyormuşum. Canın da yarıdan daha aza geldi. Birazdan tekrardan şifacılar çıkacak. Ya bu boss'un canı yeniden doldu ya. Hani can doldurmasına izin vermedim bu kadar ama
Yine de bir şekilde doldurdu canını. Ay, ölüyordum az daha. Kafama vurdu. Arkadaşımız öldü, ben de öldüm. Biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı burası. Son şifacılar da çıktı. Şu şifacıları kesebilirsem canının doldurmasını müsaade etmemem lazım. Müsaade etmediğim takdirde boss'u kestik demektir. Yoksa birkaç dakika daha işimiz uzar burada. Şunları ne kadarsa basayım. Bir tane de şundan basayım. Hasarımız artsın. Ya bunları boş boş harcıyorum biraz ama. Yani olsun, yapacak bir şey yok ya. Ah, şimdi tek yedim ama olsun, şifacıları kestim ben. Şimdi arkadaşımız da büyük ihtimal boss'u keser zaten. Şifacılar tekrar gelmeyecek. Umarım tekrar gelmez, canını doldurmaz. Ah, bitti zaten, bitti bitti. Mis gibi güzel. Hop. Boss'umuz kesildi, çok güzel. Peki acaba... Oy. Yanklar çok güzel para ediyor. 500 RK, 500K, 500K yank geliyor. Oy, yank çok güzel atıyormuş bu ya. Ben bu yankları toplayayım. Çok güzel yank atıyor bu boss. Ya gerçekten benim bu DJ'de hiç şansım yok ya. Hiç ya, şansı yok. 10 bagja 9 jotun vermiş. Şansıma ben yine en küçülüme attım. Evet, bakalım emeğimizle kazanmış olduğumuz boss sandıklarımızı ne kadar satabiliyormuşuz. Şöyle diğerleri sandıklar. Bakcana mı sandığımız, bakalım ne kadar. Bunlara aldanmayın, bu tek açımlı satanlar. Burası da tek açım. Keşke şu tek açımlıklar satılmasa böyle hani. 20M 500K Bakcana mı? 20M diyelim. Jotunlarımız ne kadar? Şansımıza da jotundan bir tane denk geldi. DJ'de çok şanssızız ya. Bir türlü büyük atamadık. Şöyle. Az önceki Bagjanamu'yu 1'e koyan aynı fiyata koymuş, anlamayalım diye. Bak bak bak. Yazık, günah ya Allah. Yani yazık, günah ya. Niye yapıyorlar ki bunu? 24. 24 hem. Bir de şöyle silah fişim var. Ben bunu kendi silah fişim bitti sanıp yaptım. Sonra baktım benim silah fişim duruyor hala yerinde. Süresi bitmemiş. Daha bir haftası varmış hatta. Dalgınlığıma geldi. Bir an göremeyince silah fişim bitti sandım. Onu da pazarımıza ekleyelim. Hani diye olabilirsiniz. Zaten normalde de yan kasıyorsun beceri kitaplarıyla vesaire diye. Ancak böyle boss'u deneyimleyip o boss'tan gelir sağlamak ayrı bir mutluluk benim için. İlk defa yaşayınca da fazladan da bir tabii mutluluk oluyor insanda. Umarım daha fazlası sizlerin olur. Jotun turumuzun süresini beklerken şöyle biyoloğumuzu da verelim. Erimiş diyor. Şamanımda da aynı şekilde veriyorum. Güzel. Şamanım da en iyi kalite dedi. Onda 5 adet lanet kitabı kaldı. Daha sonrasında onda lanet kitabı bitecek. Dostlar, şimdi ben gayalarımızı keseye çevirdim. Daha doğrusu gayalarımızı keseye koydum. Bir tane 500, bir tane 2000'lik gaya kesimiz var. Paramız şu anda 30 won. Bunu 7 won civarlarından atacağım. Bunu da 2 won'a atacağım. 9 won buradan gelecek. Ortalama 40 won'a yakın bir paramız olacak. Birkaç won daha üstüne ekleyip yakın zamanda yakutumuzu almayı planlıyorum. Umarım alabiliriz. Evet dostlar, şimdi sizlere çok güzel bir haberim var. Benim için çok güzel bir an şu an. Hatta çok mutluyum şu anda. Belki sesimden anlaşılıyordur. Artık adım adım mitsi setimizi tamamlamaya doğru ilerlerken bir eşyamız daha var. Şöyle artımızı basalım artık. Envanterimizi açalım. Artık yakutumuzu aldık. Şu an çok iyi canlandım. Bu eşyalardan başlasın. Yani tabii ki de daha öncesinde mitsi bir... Tabii ki de daha öncesinde mitsi bir eşya aldım ama yakut 43 won civarlarındaydı. Diğer eşyalarımızı 6 won, 8 won civarlarında verdiğimiz için çok da fazla heyecanlandırmamıştı ama şimdi yüksek bütçeli ilk eşyamız, yani tümü üstündeki eşyaları satsam
Bu yakut etmiyor şu anda. Şöyle artımızı basalım, seviyemizi yükseltelim. İlk öncelikle şunu mu kullansak? Şunu da basalım ya. Bakalım. Artı bir gayet güzel. Artı sıfıra düştü. Yeterli malzemen yok diyor. Var yeterli malzeme var. Sen dert etme. Güzel. Artı bir. Aa düşüyor. Niye? Düşme dur. Düşme sakin ol. Aha düştü. %10 geçirme şansıyla bu kadar düştü bu. Ben gideyim bir yeşil ejderha fasulyesi alayım da. İlk öncelikle şöyle seviyemizden şunu kullanalım. Bunları aradan çıkartalım. Şimdi seninle biraz takılalım. Ne istiyorsun sen? Senin derdin ne? Artı 2'ye düşürme bak ama yakma lütfen. Derdin ne senin? Söyle halledelim. Söyle derdini onu halledelim. Yapma lütfen. Bir an önce takmak istiyorum bak heyecanlandım. Lütfen. Artı 1'e düşüyor. Ah lütfen. Artı 2. Aa. Şaka gibi. Şaka mı bu? Bu şaka mı? Şamanımda yeşil ejderha fasulyesi vardı. Ona bakalım bir. Belki onda geçer. Yeşil ejderha fasulyemiz var bunda. Seviyemizden. Ah artı 4 oldu. Çok güzel. Çok güzel artı 4 oldu. Hemen savaşçımı alalım şöyle. Hemen sen gel savaşçıma. Sizi de şöyle alayım ben hemen savaşçıma. Yakıtımıza bakalım. Çift ort str. Benim yakıtın artı dörtlüğü şaka mı? Bir kontrol edeyim. Artı dört. Mitsimat. 9 ortalama zarar. 9 ortalama zarar deniliş. Saldırı değeri 165. Çift ort str. Tamam. Yakıtımız okey. Artı dört seviyesinde. Şunu takalım. Hayırlı olsun. Ay yakıtımızı taktık sonunda. Aa bu etkinmiş. Dur bir dakika ben saatlerdir etkin mi kullanıyorum bunu? Şimdi açalım. Minimum 1133. Böyle 956. Saldırı değerimiz niye? Az mı arttı ya? Bir 165 artması gerekiyor gerçi. Ben de ne kadar bekliyorsam. 165. Niyeyse bu 650 kafamda kalmış. 65'i 650 diye çevirmiş bu kafamda. Etkinlikte STR'miz 1133'e 1251'e çıkıyor. Çok güzel. Son bir tane eşyamız kaldı. Ondan sonra set bonusu yapabiliyoruz. Set bonusu yaptığımızda bu oranlarımız daha fazla artacak bu arada. Tabii ki de ilk öncelikle elması almamız gerekiyor. Elmas da 15 won civarlarında. Bu arada yakutu alabilmemin en büyük sebebi Şamanın eşyalarını satmış olmam. Şamanın eşyalarını sattım. Eski şimşekli eşyalarımız satıldı. Artı olarak ay taşlarım vardı. Ay taşlarını sattım. Biraz maden yapmıştık. Belki hatırlıyorsunuzdur. Ninjamızın serüveninde savaşçı ve şamanımla birlikte 4 karakter maden yapmıştık. Bir 3000-4000 madenimiz vardı. Onları sattık. Onlarla gelen paralar toplamda işte ortalama bir 43 won ediyordu. 43 won'a bu eşyamızı aldık. Çok güzel oldu ya valla. Gerçekten çok güzel oldu. Bir mutlu hissettim. Şu simyamı da kapatayım sürekli açık kalıyor. Şu simyamızın bir süresini uzatalım bence. Bakalım var mı? Evet varmış. Biraz simyalarımızı sıfırlayalım. Tekrardan birer güne yükseltelim bunları. Evet, videomuzu da güzel bir şekilde kapatmış olduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Düşük levellerde biraz düşük seviye hesaplarımızı biraz kastık. İkinci köyde metin yapmaya çalıştık yapabildiğimiz kadarıyla. Ardından güzel bir son ile bu videoyu kapatıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.